Piyano Jewelry sunar. Allah import ediyor. Allah'ım çok sevindim şu an. Meta gözlüğümle şey yapıyorum. Dur vallahi çekti. Bak bu arada buradan geliyor ses. Çok enteresan. Kulak kemiğindeki şeyi sesten veriyormuş ona. Çok yok. Evet. Ya. Aa biraz plastiği uyduruk bu arada. Saçma sapan konuşma. Pazarda satılan. Sen bir denine de bak inanamayacaksın. Bu... Nasıl şey... olur ya? Oha. Asıl bir dakika bir saniye bir şey söyleyeceğim. Dur bir tane müzik açacağım sana şimdi. Bir Beyoncé açayım da oradan bir dinle. Al bir de buradan yak satrazım ikram. Bir de buna update gelecekmiş, translate edecekmiş şeyleri. Ya saçmalama. Evet, çok manyak değil mi? Tek model değil mi bu? Bir yuvarlağı var, güneş gözlüğü gibi olanı var da. Ama ben şimdi makyaj yaparken falan çekerim dedim. Güneş gözlüğüyle Ray Charles gibi şey yapmayayım. Vura vura böyle makyajım. Tabii, bu ne renkti falan. Ne renkti bu diye hani böyle. Ama indirince bambaşka bir makyaj. Bambaşka bir şey. Hani smokey yaptığında indiriyor ve kurbağa gibi yemiş. Buradan smokey, her şeyi oraya yapmış. Buradan Rönesans akıyor, buradan reform akıyor. İnanılmaz bir makyaj bu ya. Hazırsanız başlıyorum. Hazırsanız başlıyorum. Gözlük camında yansıma olur. Kartayım. İki tane hava attırmadınız şu şeyde. Neyse koyayım da şarj olsun. Evet. Sen onunla kolilerini de izliyormuşsun. OnlyFans için şu an zaten millet bunu OnlyFans yapanlar alıyormuş. Şu öyle an. Mi? Ne yapıyorlar? OnlyFans yapıyor işte. Beraber olduğu birilerine takıyor. Bayağı bir yer gibi. Tabii tabii. Şey. Şöyle bak. Bence çok mantıklı. Neler söylüyorsunuz? Aradım Twitter'da da daha bulamadım şeyleri. Salak. Ama yani OnlyFans için şahane bir şey bence. Çünkü telefonu çek. Ay tabii. Şey ya, çok zor şeyler yani. Yani anladın mı? Tak gözlüğünü. Tut omzundan. Tak gözlüğünü bitir işi. Bunlar kullanılmayacak diye bir daha rahat konuştum. Hayır, burayı ayrı bir bölüm yani, olarak koyuyoruz. Kayıtta mıydık bu arada? İsterseniz kullanın. Şahane. Okay. Başka anlatacağım bir şey yoksa normal bir girizgahımızla. Metal'e de bedava reklam yaptık. Today, I want to talk about purpose. But I'm not here to give you the standard commencement about finding your purpose. We're millennials. Metal'e ben bana... reklam sana kaldı. Tabii ben de zaten sana bekliyor beni. Bize kaldı. Herkese merhabalar. Ben Seçkin Şüngüç. Ben Feza Altun. Ve bugünkü konuğumuz Hande Doğan Demir. Evet arkadan şöyle bir alkış şey yapalım. Bizde fake alkış yok. Hep seyircili. Bravo. Evet bugün güzel bir izleyici var. Güzel bir izleyici var. Birileri gelince ben daha gaza geliyorum. Daha evet. Da azlıyorum böyle bir hoşuma gidiyor. Bana da öyle oluyor. Değil mi? Bugün de eskiden tanıdığımız arkadaşlarımız, canlarımız. Evet Mustafa burada, Tolga, Tolga burada. Da burada. Selam olsun ajansından buradan. Ajansından arkadaşlarımız burada. Seni zaten Burberry şapkana aşık oldum. Bayıldım ona. David Guetta da burada. David Guetta burada. Guetta burada. Şey Günseli Kanto da, Gökato da burada. Ondan sonra Günseli Kato da burada diyorum. Serra Yılmaz burada bak aramızda. Ay hoç geldin öncelikle çok özür dilerim. Ben rica ederim. Hande'yle baksana daha konuşamadık. O kadar çok şımarttı, o kadar çok yükseltti ki beni çünkü. Nasılsın, hoş geldin. Çok teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyiz, biz de çok mutlu olduk senin de geleceğini duyunca. Evet ya. Çok iyiyiz, şu an çok yükseğiz. Çok iyi görünüyorsunuz. Gerçekten mi? Beraber de buradayız. Senin yüzünde hiçbir şey yok bu arada, biz sana makyaj yapacağız. Evet, yapın hadi. Hem de çok güzel bir ürünle ve bir markayla yapacağız. Evet. Sen daha önce ben senin bu markayı konuştuğun veya işte atıyorum duyurduğun bir şeye rastlamadım. Belki yapmışsındır ama yani bu marka senin markan. Evet. O zaman birazcık bahsedelim. Tamam. Bakın. Yani ben aslında söyledim. Ben inanın yani tabii ki aynı zamanda yüzüyüm ama kurucusuyum da bir yandan. O yüzden öyle bir farklılığı var benim çok için. Çok güzel hem bir şey yapmışsın. Hem kurucususun. Ve evet. Aslında da çok da bas bas böyle hani reklam şeyinde ben de dediğin gibi görmedim. Biliyorum bu markayı ve ben Hande'yi anlattı. Hande'nin işte bu marka Hande'nin markasıdır diye bir şey yapılmadı diye şey yapıyorum. Ama sen biraz daha arkada kalmak evet, istedin. Evet aynen. Daha organik gelişsin istedim. Bu ambalajlar ne? Bunlara ne kadar para harcıyorsunuz? Çok siz güzel. Bu ambalaja bu parayı verdiyseniz bunu ne kadara satıyorsunuz? Bu mesela. Yemin ediyorum Westman Atelier'in ambalajları gibi aynı. Yani çok gerçekten çok uğraştık. Onlar belli. Yurt dışından üretiliyor, geliyor falan. Ve ne kadar çok olduğunu farkında evet. Mısın? Evet. Bak bunun yarısını kestim tamam mı? Buradan itibaren şu kapı. Çünkü bunu bir alan bir daha almaz. Ben yani, sana şey... Bir daha almaz derken yani
bir sene kullanır çok, en az. Çok onu gider. Demeye çalışıyorum. Biz onu sonra fark ettik biliyor musunuz? Bu kadar artık bereketli olmuyor. Çok bereketli. Ben evet. size söyleyeyim arkadaşlar bir şey yapın uyarın. Bu ilk partiler evet. azalmadan alın bence. Çok yani böyle bir bereket olamaz gerçekten. Renklerine de aşık oldum. Hem dudak hem yanak ürünleri. Ay beğenmenize çok sevindim. Evet. Onun renklerinde var mı? Bende vardır. Var mı orada? Aynen. Var. İki tane krem allık var. Ha, iki var. Tane de nemlendirici, renkli nemlendirici. Renkli diyorum. Var. Highlighter gibi bir nemlendirici değil mi? Biz direkt ürünlerden başladık böyle ama. Ama bir şey söyleyeceğim şimdi bu ürünlerle nasıl başlamayayım? Baksana şu şeye ambalaja çok kullanalım mı bunları da? Hemen kullanalım. Hatta daha önce kullanılmışı var ben buraya ayırmıştım falan diye. Ya hem SPF'i var işte hem de içinde marin kolajen var. İlk defa dünyada kolajen... kullanılıyor. Onu diyecektim. İçinde bir de kolajen var. Evet. Normalde... İlk ve tek halk hidrolize deniz kolajeni içeren bir kozmetik markası. Bu daha önce başka bir markada hayır, olmayan bir yok. Şey. Wow. Peki özelliği ne bu saf hidrolize deniz kolajeninin? Yani içinde kolajen olduğunu düşündüğümüz ürünlerde evet var ama çok az oranda yani etki edecek bir oran. Bu bizde saf ve deniz atıklarından üretilmiş ve hidrolize edilmiş bir kolajen kullanılıyor. O yüzden etkisi... Arge'ye falan çok para harcamışsınız evet. ya. Bakın herkes alsın bu ürünlerden. Altta açıklamalar falan da koyacağız. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar bereketli. Sadece kendi çok internet çalış... sitesinde mi satılıyor şu anda yoksa başka yerlerden de hayır, bu... eczanelerde satılıyor. Bir de. Evet, eczanelerde var. İki... Ya işte insanın kendi markasına güvenmesi böyle bir şey. Makaronalarda da var. Şimdi de yurt dışı satışlarımız başlıyor. Evet, Amerika'ya gidiyormuşsun zaten. Biz çok kıskandık seni. Gidiyorum evet. Orada bir galiba İno'yla ilgili gibi bir durumlar var değil mi? Olacak. Çok onun dışında güzel. Da var. Avrupa'da da başlayacak inşallah. Ve eczaneyle ilgili bir şey söylemiştin. Onu da söyle tekrar söylemek ister eczane onayı aldık işte. O yüzden birçok bir şey Türkiye'de bu. Şimdi çok eczanede başladı. Daha da umarım sayısı artar. Hadi sürelim. Haydi bakalım makyajımıza da başlayalım o zaman. Bugün yani. Çok papalas pandras başladık ama ben çok nedense atlara vurulan dopingten kurulmuş gibi. Böyle içime sığmıyor. Yemin ediyorum öyle şey yapıyorum. Ama biz öncesinde böyle bir yüksek evet, başladık evet, ya. Biz senden önce daha... Aynı adam yapıyorsunuz. Aynı adam yapıyoruz bir de. Çok tatlı. Bu arada ben yani iki tane nemlendirici ve iki krem allık gördüm. Başka daha devam gelecek mi ürünlerin ya da renkleri artacak mı mesela bunların? Evet yani biz yeni ürünler çıkarmayı düşünüyoruz ama ilk başta böyle bir konsept hani kapsül koleksiyonu olsun istedik. Hem önümüzü görelim hem hani ona göre geliştirelim kendimizi diye. Full kozmetik şey yani farı işte bir allığı öyle devam biraz etmek istiyor musun? Biraz daha skincare gitmeyi düşünüyoruz. Biz yani ikisini böyle harmanladığımız hem cilt mücevher gibi parladı bu arada derken bizim ana sponsorumuz Piyano Verici ürününün sana bak. Çok tatlı bir hediyesi var bu arada. Onu da verelim. Veriyorum değil mi seçkincim? Ben yani bunu highlight gibi de kullanabiliyoruz öyle, gibi. Evet öyle yapıyorum. Müthiş. Fondötenle de karıştırılabilir bu arada. Her şeyi yapabilirsin bununla bu arada. Aynen. Sponsorumuz. Evet. Piyano Cüvleri'den sana çok tatlı bir açayım hediyemiz mi var. Açayım mı? Yani çok güzel olur. Biz de merak ediyoruz. Çünkü biz görmüyoruz gerçekten. Evet. Bize de sürpriz oluyor yani. Peki nedir? Gerçek altın ve sertifikası var. Piyano Verici ürünün. Biz zaten başka türlü markaya çalışır mıyız? Tabii Allah çalışmayız. Allah. Çalışmayız bak. Tabii. Benim geçenlerde Trablusgarp diye söylediğimde benim dal geçtikleri şey bu. Trablus bu. Evet. Piercing. Piercing kullanıyor musun bu arada? Evet araştırmışlar zaten ona göre yollamışlar. Ay çok teşekkür ederim. En sevdiğim şey. Bayılırım. Çok güzel. Bu şişenin bir de bir özelliği vardı. Neydi? Şey değil mi? El değmeden mi yapılıyordu? Evet. Şeydi işte evet. Çok güzel. Güzel. Hemen değiştireceğim bunu. Güle güle kullan. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Piyano Verici ürünü. Piyano kulaklarım da boş hala. Bileklerimde haberiniz olsun. Haberimiz bomboş. Dur ben şimdi ürünü süreceğim biraz daha. Bir saniye. Şöyle koyayım mı? Evet. Şeyi çok sevdim. İçindeki o pembelik bence sarı ve altın tonlu biri için şahane sonuç verecektir. Çünkü böyle altın beş. Tonu olan, bej tonu olan yani cool değil. Warm dediğimiz şeylerde, ciltlerde çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum. Evet. Ben bunu kendime de süreceğim bu arada çekimlerden önce, makyaj yapmadan harika. Önce. Harika, ay çok sevindim. O zaman şimdi fondötenimize de girebileceğim ama. Bu arada 80'li çocuklar olarak yan yana dizildik. 80'li 86 olarak dizilmişiz. Çok aynı. Mutlu oldum. Ve biz ikimiz de Hande yıllar önce, ben 10 sene önce o zaman dizin Güneş beklerken dizisi döneminde bir El Ele dergisine böyle bir toplu bir çekim yapmıştık. Evet. Orada makyajını yapmıştım. 10 sene olmuş Hande hatırlamıyor. Ben de zor hatırlıyorum. Yani. O kadar evet. eski. Bizimki daha yeni. Bizi seninki... Koray Parlak çekmişti ve şeydeydik değil mi? Taksim'de bir oteldeydik ama şeydi senin marka yüzün olduğun mu? Saç. Evet. Heh, söylemiyorum şu an. Doğru yüzden. Reklamını yapmıyorum. Tabii canım ne gerek var? Blender olduğunu söylemiyoruz. Öyle miydi? Şaka şaka. Evet onun. Ay ne güzel çekimdi o ya. Çok güzeldi. Gerçekten Koray şahaneydi yani. Çok iyiydi yani. Hala dönüp bakıyorum. Hande ben bu ürüne galiba bayıldım. Evet çok güzel bu arada. Bu nedir gerçekten. Ya? Yağdırırım. Aynadan bakıyoruz şu an. Evet çok güzel oldu. Aynadan bakıyormuşum. Aynadan nereden baktın aynadan? Hep yalan bu işler yalan arkadaşlar.
Aa bayağı helal olsun. Geldi bak aynı geldi. Helal. Şimdi çok güzel. Evet. Kalsın mı kalsın? Kalsın kadar çok iyi. Dursun ne olur çok iyi. Kendi kendimize dursun. Nasıl bayılıyoruz kendimize bakmaya peki? Neyse kameralı gözüm tıkırıldı. Şov dünyasına sen ne oldu? Bu kadar hızlı bir şekilde adapte olup böyle bir kürcü bir insana dönüştü. Evet, bu yavşaklık neden gerçekten? Ne oldu bu kadar? Aynaya bakmış. Karşıda 10 tane insan var bu arada. Aynaya baktı bizimki. Şimdi yine fondöten falan sürmek istemediğiniz zaman özellikle yazın falan bayılıyorum ben böyle şeylere. Bu yazın bayağı güzel sonuç verir. Bence makyajın üstüne de güzel bir highlight efekti verebilir bu. Ben onu da yapıyorum. Yani bazı olarak da kullanıyorum. Fondötenle de karıştırıyorum. Ya da böyle işte en son highlighter. O zaman ben şimdi bunu bir kere daha deneyeceğim. Yani makyajı yapayım, fondöteni yaptıktan sonra bir highlight olarak da denemek istiyorum. Hande sen bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyoloji bölümü mezunusun. Evet. Sosyologsun. Evet. Peki hiç yaptın mı mezun olduktan sonra öyle bir yani dalında yapmadım. İyi iş? Yani yapmadım. Maalesef Türkiye'de yani sosyoloji okuduğunda ancak akademik kariyer yapabiliyorsun. O kadar. Çok fazla bir sosyolog ihtiyacımız yokmuş ülkede. Sen mezun olduktan sonra bu oyunculuk durumu hemen mi gelişti? Ben iletişim sosyolojisi üzerine çalışıyordum. Tezimi yazarken de burada bir televizyonda o zaman Ankara'da TRT'de de okurken yapıyordum. Burada bir staja başladım kamera arkasında. Hem de tezimi yazıyordum. Derken sonra... Gördüler güzel kızı zaten. Kapmışlardır. Sonra sen ne yapıyorsun burada falan dediler. Ben yok şaka bir yana. Orada işte aslında kamera arkasında... Hiç aklında var mıydı o zaman yani? Ya yoktu ama sonra böyle gerçekten bir noktada aklıma girildi. Çalışırken aynı zamanda o zaman oyunculuk eğitimi de alayım dedim. Ve o şekilde aslında başladım yani. Oyunculuk eğitimi aldın ve daha sonra hemen kısa bir süre sonra da dizilerde... Evet çok hızlı oldu. İlk dizi hangisiydi? Güneş'ten önce yok. Daha evet, sürü iş var. Evet ondan önce aslında var kaç i̇lk, tane. Meşhur olduğun iş mi diyebiliriz ona? Yani herkesin en çok duyulan evet. Ondan önce de bayağı bir işim var aslında ama şey o tabii çok büyük bir iş oldu yani. Bayağı bir... Çok tabii ses çok, getirdi aynen. O yüzden de birçok insan ilk oymuş gibi. Bazen öyle oluyor. Aynen. Bu arada İno'nun şeyini soracaktım ya, markaya hemen geri dönüyorum son olarak. İno'nun bir anlamı, bir şey açılımı var mı? Deniz tanrıçası demekmiş aslında Yunan mitolojisinde. Sen mi buldun? Hayır. Kurumsal kimliğimizi çalışan tabii. Şahane çok bir ekibimiz tatlı var. Bir çok güzel bence. Yapmışsınız bu arada. Türkiye'de gerçekten eğer bir kozmetik markası çıkarıyorsan ve ismi Türkse, yani Türkçe ise ve kendi ismini koyuyorsan onu zaten global olarak pazara sokman çok zor. Ay yok onu zaten gerçekten ben pek istemedim. Doğan Demir bir şey bir şey tabii. Çok zor olmaz işte. Olmaz öyle. Ben rica ediyorum. Ağzıma bu kadar emoji. Bu kadar. Bu arada olay insanı bana Seçkin Süngüç hediye aldı. Ben trendi olan satın aldım. Bu gerçek mi? Böyle bir şey var mı? Ve o kadar kötü kokuyor ki. Kokuyu sıktığın an evde bir tanesi kalmıyor. Böyle kanserojen kokuyor. Böyle. Biliyorsun ya. Kanserojenle blueberry karışımı bir yani evet böyle hani bu şey Pat McGrath yani bu. Bayağı. Çok iyi. Burada nasıl kesilecek acaba? Aa bilmiyorum. Şu ana kadar yayınlanacak hiçbir şey yok bence. Ama bunu yayınlayabiliyoruz. Bu gerçekten çok iyi. Yani isterseniz ben sonra bir daha geliyorum. 40 dakika çektik ama bakalım nasıl ne çektik yani. Dur ya daha makyajı bile başlayamadık. Ya biz böyle aslında girişimci iki kadın olarak yola çıktık. Yani bu bizim girişimcilik serüvenimiz. Yani bir şeyin yüzü olmak değil benim için daha ötesi. O yüzden de çok global de düşünmek istedik. Çok yaşsız olsun, cinsiyetsiz olsun, isteyen herkesin kullanabileceği ürünler çok olsun güzel. İstedik. Çok güzel. Çok doğru bir bakış açısı bu arada. Hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Ya ben Amerika'da da Avrupa'da da gerçekten çok fazla sevileceğine eminim şimdiden. Umarım. Peki şu an sen Amerika'ya gidiyorsun ama burada dizi vesaire projeler var mı şu an halihazırda? Benim şu an oyunum var. Evet onu da biliyorum. De, eksik devam ediyor ediyor değil mi? Gelsenize oyuna. Çok istiyorum ben izlemek. Ay, evet sen gitmeden ben inşallah. Ben size şey yapayım tarihleri vereyim. Çok isterim. İşte böyle bir oyunlar arası bir boşluk buldum da gidiyorum. Amerika'ya gidiyorsun. Evet. Onun dışında çok şu an yoğun bir programım yok. Set programım yok aslında. Geçen sene çok uzun oynayamadık zaten. Yaz girdi araya. Şimdi turnelerimiz de başladı. İstanbul full devam ediyor ama değil mi? İstanbul devam ediyor. İşte şimdi tekrar Nisan'da bir Antalya yapacağız, bir Adana'ya gideceğiz. Adana'dakine gelelim biz. Tabii düşün. Ay kebap da yeriz. Götürdünüz mü bizi? Ya da Nisan'da Antalya'mız var iki gün. Gelin denize girelim falan. Biz İstanbul tercih ederiz. Ben uçaktan birazcık korkuyorum da. Öyle mi? Evet maalesef. Uçacaksam uzun işte uzun. Yani bir kere bindiysem eğer 10 saatten 5 saat uçacağım. Ya benim için problem. Ne alaka? 1 saat olmasın yani. İndim şey yaptım bindim. Yok yok ben o hani kalkış ve iniş. Kalkış ve iniş mi problem? Kalkış ve iniş benim için problem. Ben seviyorum kalkmasını, inmesini, uçağını. Ben çok korkuyorum ben gerçekten. Süresi benim için sıkıntı gerçekten. Ben sen korkuyor musun uçaktan? Hayır, yükseklik korkum var ama uçak hiç yok. Benim de yükseklik. Hiç bakamıyorum şöyle. Ben de çok kötü. Yükseklik korkusu olan bir insan uçaktan korkması normal değil mi zaten?
Hayır, neredesiniz uçakta? Yükseksin. Korkmuyorum ya, ben ama. Ben hiçbir zaman güvenmiyorum o mühendisliğe falan. Yani vallahi yani. Açıklamaya gel. Dünyanın en iyi ulaşım aracı. Eyvallah. Çarpıcı açıklamalar. Okey ama ya benim ayağım yere değecek ya. Allah Allah. Nasıl gideceksin Amerika'ya acaba ayağın yere? Arabayla. Düşün. Nasıl üç Miami'ye gideceğiz biz şimdi? He doğru. Ona bir işte onda şimdi problem sakinleştirici yok. Sakinleştirici falan verirsin. Evet, evet. Sakinleştirici alınca ben bu halimin 3 katı oluyorum. Gitme. Doğru sanki şey bekliyorlardı beni. Amerika seni bekliyordu. Joe Biden beni bekliyordu o kafa gidikliğiyle. Ya normal mi o? Yani bence değil ya. Zaten klonu falan diyorlar ya. Öyle, öyle de diyorlar. Ben aynen, her şeye inanıyorum. TikTok'ta gördüğüm her şey benim için gerçek. İzliyor musun bu arada? Ve TikTok'un ya var mı peki? Öncelikle o. Yani fake hiç mi var? Hayır hayır fake değil. Var. Hatta bu ino zamanı işte açtırdılar bana ama gerçekten o kadar TikTok kültürüm yok ki beceremiyorum, yapamıyorum. Ben de. Ya. İstiyorsan hızlandırılmış bir kurs verebilirim. Ne olur gerçekten. Yani iki günde. Bir senedir ino ekibi yani gerçekten kullanmam için müthiş baskılar falan yok olmadı. Yapamıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de öyleyim. TikTok şu an öyle enteresan bir algoritması var ki ya. Mesela şu an Instagram'da hani böyle şu an şey gibi oldu. Facebook'a döndü ya Instagram. Hı-hı. TikTok'ta bir şey içerik üretiyorsan eğer seni öyle bir destekliyor ki. Evet. Öyle fazla görünürlük ya, yapıyor evet ki. TikTok o yüzden önemli. Ya ben böyle açtığımda çok cringe şeyler görüp çok korktum. Hayır benim en keyif aldığım şeyler işte. Ama onlar. Doğru şeyleri takip edersen sanırım da çok iyi içerikler işte, var. Neye bakarsan karşına onu çıkartıyor. Hayat gibi. Mesela laflara bak. Hele hele. Hele hele. Krem aldığı da sürp sonra biz makyaj tamamlayıp böyle dönelim sohbetimize. Hmm, öyle mi dersin? Evet tamam, evet. Peki. Ben şu krem aldıkları da bir seyircilerimiz şu an makyajı izlerken bir uygulayalım istiyorum. Sen böyle bir insansın işte. Ben böyle bir insanım. Bu arada ben yeni trendler var ya şu an peach makeup diye şeftali tonlarında. Ben evet direkt onunla yani evet şununla evet yapmak ben de onu istiyorum. Yapacağım. Ben de onu yapacağım. Bana ne bana ne. Adı da güzel. Catch Bloom. Ne? Çok hoş. Catch Bloom. Catch Glow. Catch Glow. Kremimizin de. Daily. Bunlar hep çiçek ismiymiş. Hep haberiniz olsun. Bunlar kuyu evet, yapacağız çünkü. Evet o isim anneleri benim bu ikisi. Bir şey söyleyeceğim. Daily ile ay, iki kişiye ürün göndersek olur mu? Biz alalım ve biz gönderelim. Aa, olur, tamam olur. Canım, ne demek hadi. Biz şey yapıp iki kişiye ürün gönderiyoruz. Bu kadar. Nasıl oldu? Nasıl olacağını bilmiyoruz. Göndereceğiz bir şekilde. Yorumlarına bakacağız. Tamam, bunu aynen konuşalım. Tamam. İki tane seve allık yollarız. İki allık bir şey artık neyse. Çok da güzel kokuyor. Evet. Ne var bunun için bu kadar... O kadar tatlı bir koku ki. Vallahi gurur duydum ya bir Türk ay, markası olarak. Yemin ediyorum gurur duydum. Ağlayacağım şimdi. Şey diye hani ben de geldi buraya aa ne kadar şey yaptınız ettiniz falan diye demeyin. Güzel diye güzel diyoruz. Evet evet bu arada gerçekten. Ben şimdiden yorumları okuyorum. Evet. Şimdiden. Şimdiden yorum okuyorum. Bakar mısın? Çok sağlıklı böyle güneşten kızarmışçasına bir efekt veriyor. Hem dudak hem yanak dedik. Ama ben birazcık mesela bir allı kullandıktan sonra hafif böyle bir şuralara da geçmeyi seviyorum. Şu hani kriz dediğimiz kaplama bölgesine. Tamam, ben de geçeyim. Biraz far gibi biz de biz şeyde de bu markanın çekimlerini yaparken de hep kullandık gözde falan da aynı. Sen marka çekimindeyken orada mıydın? Arka planda mıydın? Tabii, çeker tabii, şeyde. Tabii tabii her şeyde oradaydım. Ay çok güzel oldu. Nasıl çok beğeniyor oradan bilmiyorum ama. Ben kanalı severim. Çok sinirleniyorum şu an. Niye sinirleniyorsun? Güzel olduğu için sinirleniyorum şu an. Bak. Ay çok sevdim, çıldıracağım. Bir biraz pudra sürüyorum. Çok severim biliyor musun? Krem allığın üzerine pudra sürerseniz yok gerçekten de çok da şey yapıyor, sabitliyor da onun aynı zamanda. Allığın üstüne değil de öyle şu mi boşluklara evet ben biraz sürdüm ha, arkadaşım tamam ya. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz güle yorumlara yazın, yorumlara alan gibi bir şey yazarsanız da size de geliyor aynısı. Ben biz yorumları okuyoruz ve oradan karar vereceğim. Şu an bir şey yapmanıza gerek yok. En güzel yorum hangisiyse. Şu an elinize şu an elinize şey yapmayın yani. Panik neye göre en güzel yorum? Yani bakalım ne kadar, belki markayı bilen biridir, içeriğini bilen biridir gerçekten. Hmm. Belki öyle birine gider. Olabilir. Hani ürünü alamamıştır ama markaya çok aşık olmuştur yorumlarından falan. O zaman şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Krem allıkları sürdük, bazı evet da sürdük. Biz bir göz makyajı falan yapıp ondan sonra gelelim. Evet, konsantremiz olup muhabbetimize evet devam edelim. Hadi 40 görüşürüz. 40 dakika çektik, 3 dakika yayınlanacak. Gerçekten. Böyle şey olabilir mi ya? 40 dakika çektik, 3 dakika. 3 dakika. Niye öyle oldu? Geldik. Bakar mısınız? Bu arada yanaklarına ve dudağına kendi Ino'nun bu şeftali tonda olan krem allığını kullandım. Evet, hangisini kullandığımızı tekrar söylüyorum. Daily. Daily mi? Daily. Daily. Hayır, Daily. Doğru okudum değil mi? Daily. Daily mi? Daily.
Değil Lili. Bu renk bir çiçeğin adı. Diğeri de Peony. O da daha kırmızı tonları bir çiçeğin adı. Bu rengini de göstereyim. Süper. Ben onlardan... Hatta ne yapacağım? Ne durun yapacağım? Bakalım. Bak kendime de süreceğim. Madem unisex. Sürüyorum. Evet. Ha, sürüyorum. Madem unisex. Ben de sürüyorum ulan. Nerede? Hafif bir pembelik gelsin. Ne olacak ben ki? Ben de süreceğim. Çok da kolay dağılıyor bu arada. Dur bakayım. Gözünü alacağım. Bence erkekler de kullanabilir. Tabii kullanabilir ya. Şey mi kaldı artık onun? Ay kremimizi kullanan beyler çok memnun. Ben de şöyle bir şey yapacağım. Bak ne güzel tatlı tatlı bir renk geldi. Ay tatlı oldu. Güzel olmadı. Benim zaten kırmızıdır. Ben BB ile kapatıyorum. Şimdi tam tersini yapıyorum. Güzel oldu. Anne nasıl oldu? Falan diye. Çok tatlı oldunuz. Aa, güneş kan geldi yüzüme. Valla kan can geldi be yüzümüze. Sapsarıydık. Valla hani helal olsun. Valla da bayıldık. Villa da bayıldık. Artık arada... insan gibi konumuza girelim. Bence konulara girelim. Konuşalım evet. Artık birazcık muhabbet edelim. Ben insan... bir tane çok alakasız bir şey buldum. Şeyde Google'da seninle ilgili haberler ararken yeter artık. Bakalım ne oluyor? Kız yakında. Yakını aldı getirdi. Ha, tamam. Sensinden mi arkadaşım? Tamam. Bunu sakın kesmiyorsun. Sakın. Bu böyle kalacak tamam mı? Sakın. Sinirlendim evet. Seksi oldu ama ne diyorsun? Ya. Ya. Şeker misin anne bu arada? Evet. Aya! Nasıl olur? Ben de bilmiyorum ama nasıl oldu ya? Böyle bir şey olmaz. Ne kadardır arkadaşlar, peki? Arkadaşlar çok bekarım. Uzun zamandır. Çok bekar bekarsın. Çok uzun zamandır. Uzun zaman oldu. Niye öyle? Ben niye öyle oldu anne? Bunu konuşalım mı? Bunu konuşalım. Bunu ben ayrıca ama. Ayrıca. Tamam. Bence kariyerle beraber şimdi. Kariyer bu kadar iyi giderken. Bence sen bu işe markaya çok yoğunlaştığın için önce kariyer bir kız. Öyle mi? Sen eğer. Öyle dedik. Olabilirsin. Evet işinden dolayı yoksa başka bir şeyden dolayı değil. Tamam sonra erkekleri gömecek miyiz? O her türlü. Adam mı kaldı ya zaten falan diye. Bu arada Cardi B ile bir atışman olmuş. Ya çok komik o ya. Bunu ben bilmiyorum. Ben de bilmiyordum ve gördüm, inanamadım. Ve gerçek bu arada. Dünyanın en saçma şeyi. Anlatmak ister misin? Evet. Ya bu deli gibi Muhteşem Yüzyıl izliyordu evet. Biliyorsunuz değil mi? Sürekli evet. Böyle tweetler atıyor, storyler atıyor, bir şeyler yapıyor. Burada da bir tweet'i var bu arada. Ben de Kösem'in son 4 bölümünde dahil oldum, Turhan hı-hı. Sultan. O da işte Kösem'i öldürüp başa geçiyor. Hı-hı. Bu da Kösem'i çok seviyormuş. Yani o kadar nefret etmiş ki Turhan Sultan'dan işte benim fotoğrafımı koyup senden nefret ediyorum diye tweet attı. Düşün. Ama ne kadar güzel bir şey. Cardi B senin oyunculuğundan nefret ediyor. Yani demek ki ne kadar evet, iyi oynuyorsa. O biraz evet böyle bir Türk dizisi aşığı gibi. Ya, o dizinin fanları zaten evet. YouTube oradan buradan evet, izlenmeleri çok acayip ya. Enteresan bir dizi. Ki ben çok. İzlemedim. Ne? Vallahi izlemedim. Nasıl yani? Muhteşem bir dizi. Aa! Evet. Ben de 3 bölüm falan seyrettim. Ne o kadar şaşırdın o zaman? Yok, ben bir ara sen izlemiş miydin geriye dönük? Yani ilk başladığında tabii ki çok o zaman daha ilk defa böyle bir iş yapılıyor falan neredeyse. Evet. O zamanlar bir izlemiştim. Sonra işte o şu kadar devam bence, edemedim. Şu an bence o prodüksiyonu yapabilmek zaten çok zor. Evet çok o zor. Böyle şeydi ya. Biraz sektörde zor. Yeni bir şey açtı evet, yani. Evet yeni bir soluk güzeldi gibiydi. Hakikaten. Bu peki filminiz ne zaman geliyor? Yeni bir de bir film çekmişsiniz. Bu... Ha Yaren Leylek. Yayın, şey girmedi daha vizyon değil mi? Girmedi. Nisan'da ama tam tarihini hı-hı. Bilmiyorum. Bu böyle tatlı bir aile filmi oldu. Çok süper. Bayağı da herkes oldu. De oynuyor evet, maşallah. Evet ya çok güzel oldu. Güzel bir kadro ve... Gerçek bu, bir hikayeden yolu şey çıkıyor. Ne evet nasıl bir konusu var filmin bilmiyorum. Ya hep belgeselleri falan çekildi. Bursa'da bir tane Yaren Leylek var. 12 yıldır Adem amcanın ah, teknesine tamam. Gelip onunla geçiriyor tamam. Evet. Zamanını. Uğurluyor. Öbür sene tekrar geliyor. İşte onun Adem amcanın çocukken Yaren'le tanış ...konuşma hikayesi aslında. Yani. Sıcacık bir aile filmi olacak yani. Bu güzel. Bölüm gibi küfür kıyamet yok yani. Yok canım yok. Sen geçen sene herhalde maşallah her gün çalıştın. Bir ara ürünleri çıkarttın, filmi çektin. Evet. Maşallah. Ondan sonra da sevgilim sonra yok. Sonra olmaz yok, tabii. Olmaz. Zaman mı var? Zaman mı var? Olsun ben evimin kadını olmayı da bilirim. Aaa! Bir şey söyleyeceğim. Sen akrep burcusun. Aşkım değilim. Ben 30 yaşıma kadar kendimi akrep sanıyordum. Nasıl? Gerçekten ama öyle sanıyordum. 22 Kasım ama... Tam işte yaya geçiyormuş o gün. Aa dönüş o saatte tam yani. Yani yay mısın? Ay yay burcu çok güzeldir ya. Ama akrepten de bir şeyler almış mı? Bir minik alıyordur da herhalde. Saat farkıyla benim çünkü yaya geçmiş. Yükselenin ne peki? Boğa. Ne açıklar mısın? Boğa iyidir ya. İşte, boğa, keyif. Keyif. Hakikaten keyifçidir. Yay bence dünyadaki en iyi burç bence. Gerçekten ya. Vallahi bak bir terazi var söylüyorum olsaydı bunu. Peki daha mı? Akrep biraz sıkıntı. Koli yay burcu. Çok iyi akrep bana hep koli burcuymuş gibi geliyor. Ben yay sevmeyen pek görmedim. Her burç çünkü yayla çok iyi anlaşıyor. Evet, yay güzel bir burç. Zor değil mi ama peki her burçla anlaşmak? Her burçla da anlaşmıyoruz, konuşuruz.
Sen fotoğraf da çekiyor musun bu arada? Evet, çok seviyorum. Ya, nasıl benim bir şeyin var? Hobim. Yani böyle kendine ait bir kameran ve böyle bir... Yani çok kameraya meraklıyım. Bir sürü kameram var, analoglar falan. Ne çekiyorsun? Yani aslında daha çok sokak, insan falan çekmeyi seviyorum. Sergi atacak kadar falan var mı çektiğin çok şeyler? Çok var. Hadi ya. Evet, hadi o zaman. Çok istiyorum ileride yapmak. Hadi yapalım bir şeyler. Niye ileride ya? Hemen bu sene olsun işte. Bartu elinde fotoğraflar. Ha, konuşmadık bunu hiç. Konuşalım. Ya. Yapalım bak, ne güzel. Ay, evet süper. Evet, çok hoşuma gidiyor. Böyle arkadaşlarımı çekmek falan da çok hoşuma gidiyor. Ay, biz de çeker misin? Ya çok mutlu olurum. Keşke getirseydin. Ben her arkadaşım fotoğrafını çok güzel çekerim. Beni hiçbiri güzel çekemiyor. Aa, olmuyor. O zaman ben çekeceğim çok, seni. Gerçekten tamam. Ben fena buna mutlu iyidir. Oldum. Niye? Bu fotoğraf çekme evet, olayına. Abi. Bir dakika, burada bir şimdi bir sana soru var şimdi. Benim dikkatimi çekti. Lütfen sessizlik, bir soru lütfen geliyor. Lütfen sessizlik. Bakalım bir nasıl? Musluk, bir havuz var bir şey. 13 Şubat'ta Yalnızlar Meyhanesi adında interaktif bir canlı yayın yaptın. Evet. Genel olarak yalnızlık hakkında dertleşmeyi sever misin? Yalnızlıktan şikayetçi misin? Diye bir soru geldi. Buyurun. Çok güzel. Bildiğimiz daha yeni bu 13 Şubat dediğimiz. Evet ya, çok eğlenceli oldu. Yaklaşık 50 kişi falan geldi ve böyle 3,5-4 saate yakın sohbet ettik. Yani çok eğlendik. Aa, süper. Yani o konsept yalnızlardı ama yani oraya sohbet etmeye de gelmiş insanlar ya. Ben inanamadım, bu kadar iyi geçeceğini düşünmüyordum. Şimdi her ay yapar mısın falan? Aa bence olsun. Sponsorlu olursa neden olmasın? Zaten. O kadar doğru ki. Teklifleri yani. Açın. Herhalde. Neyse, yalnızlıkla ilgili konuşmayı, dertleşmeyi severim tabii yani. İyi de bir dert ortağıyımdır. Ben de kendim de konuşmayı severim. Ya yalnızlığı çok seviyorum ama bir yerden sonra bağımlısı oluyorsun ve ya o konfor alanından çıkmak çok zor oluyor. Ben oraya düştüm galiba. Ya, ben de öyleyim işte. Ya, evet ya. Öyle oluyor yani, değil mi? Yıllardır o değil. Ben de öyleyim. Ama yani bence konfor alanına düştüğün zaman ondan çıkması çok zor. Ben yalnızlığı çok seviyorum. Atıyorum i̇şte. Evde yalnız kalayım. Tek başıma film izleyeyim. Bayılırım. Yatakta bir kere tek başıma uyumalıyım gibi şeyler. Bayılırım, evet. Ya bu diye başka birinin olması ve eğer o evde sürekli 7/24 ya da ne bileyim yani çok gerli gitli bir durum varsa beni o bozuyor. Hı. Yani benim biraz bir mesafem olması gerekiyor. Sen de belki öylesin. Yani artık ona o kadar çok alıştım ki yani onu değil kıramıyorum. Mi? Nasıl olacak bilmiyorum. Çok aşık olursan belki kırılabilir. Ya da. Ay hadi yani... inşallah ya. Ama sen de tam böyle sevgili olursan. Evet. Tam sevgili olursan. Okey, başka bir sorumuz daha var diye. Kapatın. Gerçekten öyle değil mi? Biblo gibi kız evet. Ya. Teşekkür vallahi ederim. Maşallah sana. Gerçekten. Neden ama öyle oldu? Tamam, bunu sonra konuşacağız. Hayır, abi bir şey söyleyeceğim. Ya ama ya öyle olmaz. İltifat alacaksın, kabul edeceksin. Teşekkür et böyle. Aldım, kabul ettim. Ben, bu yedi, kadar. Yedi. Oyunumuza yok, geçiyoruz. Oyunumuza geçelim. Tabii geçelim. Anneciğim yaptım yapmadım diye bir oyunumuz var. Şimdi karşıdan dış sesimizden gelecek sorulara yaptım ya da yapmadım diye cevap vereceğiz. Bu kadar basit bir oyun. Tamam. Ama sorular sevmediğin soru oldu. Olursa da pes dersin. Size pes ama. Pasta değil. Bir şey söyleyeceğim. Pes. Niye pes dedim biliyor musun? Hayır. Burada çünkü bir soru var da bir röportajında pes etme lüksün yok demişsin. Oradan o şey pes kaldı. Oradan pes bas. Bak, ne kadar doğru konuşmuşum ya. Evet. Durumda soracağız. Daha var. Evet. Daha buyurun efendim. Gelsin sorular. Daha önce hiç sevgilimin arkadaşlarından nefret etmedim. Ettim. Sevgilimin arkadaşlarından. Ettim ya. Etmişimdir. Tabii ki etmişsin. Herhalde. Hepsini ya. Sevmek zorunda mı? Ben asla de. Yahu. Ben zaten insan sevmem o kadar çok. Doğru. Doğru. Ben de çok bayılıyorum. Seçkine hiç acaba sevgilinin bak. Sevdiğin bir arkadaşı oldu mu diye soralım ona. Mesela. Yani. Oldu mu? Olmadı. Yapmadı. Yani. O yaptım yani, oluyor. Bazı yap. İlişkilerde öyle oluyor ya. Arkadaş çevresi falan. Sonra zaten anlaman lazım aslında. O bir kırmızı bayrak. Yani. Doğru diyorsun. Arkadaşı böyleyse bana bu ne bok olacak? Arkadaşını mesela, söyle. Sana doğru. Kim sevgilisinin, olduğunu söyleyeyim. Sevgilinin arkadaş çevresinden dolayı onu bıraktığın oldu mu hiç? Yok canım. O kadar. Ne bileyim ya senin de arkadaşından. O kadar uzun zamanda sevgilimi kanıtlayamıyorum. O kadar mı ya? Vay okey tamam. Daha önce hiç toplum içinde söylemeye utanacağım birini beğenmedim. Ben beğenmişim böyle. Tipler. Aa yayınlanacak bu da bana ne? Linç olmuşumdur. Yani birini yani, göstereceğim zaman bu ne vallahi, ya bunu beğendin diyeceği tipi beğenmişliğim vardır. Genel olarak asla böyle bir beğenim yoktur ama istisnai olarak yapmışımdır. Bence ben de vallahi hatırlamıyorum ya, ama şimdi yapmadım desem ya. Yalan olur. Yani kesin bir, yapmışımdır. Hani, gibi bir tipi beğenmişliğim olmuştur. Gaz'tan gelmiş gibi. Bunlar hep neyden olacak. Gelmiş? Gaz. Dişlerin plastiklerinden şey yapamıyorum. Şu dişlerin beni rahatsız etsin. Karagü şey Eyvah Eyvah'taki Demet Akbağ gibi geldi. Tabii Firuzan gibi. Firuzan gibi geldi bugün. Anlat arkadaşım. Anlat diye. Yaptınız mı sonuç olarak ne oldu? Hemen... yaptık tabii canım yaptık, yani. Yaptık. Beğendiğimiz oldu. Zamanı falan. Yani vay bir arkadaşım benim. Ay yapmadık mı?
Hande yani bizim kadar değildir bence. Ne tabii ki. Bu kadar bebek gibi kız. Ne alaka? Aşkım. Evet, diğer soru. Daha önce hiç çok kıllı diye birini reddetmedim. Çok kıllı diye mi? Evet. Kıllı derken yani kişisel bakımına önem göstermiyor gibi mi algılayalım yoksa böyle? Genel olarak çok yapısal tüylü. Olarak kıllıymış. Hmm, hormonal bozukluktur. Yani... Yapmadım ya, öyle birine denk gelmedi. Ben yapmadım, yani. Yapmadım. Ben de yapmadım. Gelmedim. Yani ne olacak? Biraz kıllı olsa falan bir şey mi oluyor? Bir şey mi oluyor yani? Mesela hani bu beni kabul edemem mi dersiniz? Bu videoyu sizin bütün ekip seyretmeniz lazım. Bir tek Hande'nin seyretmesi lazım. Çünkü her an bir şey kaçabilir yani. Allah korusun. Hani. Bunlar bipleniyor herhalde. Tabii canım. Yani her program böyle olmuyor galiba. Yok. Bu kadar. Biplenmekten mesaj için bit yani. Yok yok, çok güzel bir bölüm olacak. Hani. Hayır, ben çok eminim de. Hani sadece bip duyulacak. Yok yok, hayır. Evet. Ona da çok sinir oluyorlar da arkadaşlar, olmuyor. Aa, ben, işte. Benim yoksa... hoşuma gider. Olsun. Yani popo mu diyeyim? Evet. Popo mu? Evet ya. İnsanın vardır. İnsanı vardır falan diye böyle saçma sapan açıklamalar buraları. Hiç de bir şey içmedim bugün, yemin ediyorum. Ne bir şarap ne bir tekila. Hiç. Daha önce hiç havuza işemedim. Ama havuza. Ay, havuza işemedim. Arkadaşlar yapanlar sonra ilişkinizi kesin bir şey olur mu ya? Ama denize yani işemişimdir. Yok. Denize kim işemedi ki? İşenir. İşenir denize. Arkadaşlar, bir de sağlıktır o. Tabii. Öyle bir şey, öyle bir şey çocukken varmış. Çocukken yapmış olabilirsiniz ama havuza. Yok. Ben hayır, hiç. Hiç mi yapmadınız? Bizim çocukken durumumuz yoktu. Ben hiç havuz görmedim. Çünkü neden bir... Hiç hatırlamıyorum havuza gittiğimi yani. Daha girdiysem de... Dişlerim bu ne böyle ya? Girdiysem de zaten belediyenin havuzundadır mutlaka yani, öyle bir şey. Ona da işerim zaten. Ona da zaten artık. Çocukken gelen havuzlarda hep böyle bir korkutucu bir şey vardı. İşte işersen bir kırmızı nokta bir şey olacak. Evet, orası ne olacak bilmem ne. O korkudan ben hiç yapmamıştım, eminim yani, yapmadım. Yapmadım yazıyor değil mi burada? Ha, tamam. Evet. Başka bir soru var mı? Son sorumuz. Daha önce hiç saçımı çılgın bir renge boyamadım. Hiç boyatmadım. Maalesef. Boyatsam Tarık Mengüç gibi olurum. Ya ben yaptım çok eskiden, böyle kırmızı gibi, kızıl gibi ama var çok çılgın değil ya. Var mı kızıl oldun mu? Oldum ama daha üniversitede falan canım. Genç. Gençlik. Sapsarı yaptın mı? Ay yok. Platin falan. Ya olabilir mi bana? Perukla sence? Belki denenebilir bu arada. Perukla olabilir. Şöyle kısa bir peruk, böyle Anna gibi bir çok konuş olabilir. Bir deneyelim. Belki şöyle bir peruk, şöyle sapsarı. Ben niye yaklaşıyorsam peruk deyince. Belki böyle ama çok güzel bir peruk şeyi istiyorum. Olursa. Geldik diye. Buyurun. Bitti mi? Evet, bitti son soru. Peruk, ay neydi, peruk diyorum. Ne peruk? Tamam, okey. Ne peruk işte, gitti. Gitti. Hande bu arada bir de şeylerden de kapatmadan konuşmak istiyorum. Bu sinema filmi, bir de festival filmleri var galiba oynadın. Ya da bir tane mi? Bir tane Hatırladığım Ağaçlar'da bir festival filmimiz var. Geçen sene çektik. Onun şimdi bir yolculuğu başlayacak. Daha yayınlanmadı yani. Hayır, yayınlanmadı. İşte bir de bir Uluslararası Kısa Film Festivali'nde jüriyim. İşte 1 Nisan'a kadar izlemem gereken 40 tane kısa film var. O filmleri ne yapıyorsunuz? Evde mi oturup izliyorsunuz hepsini? 40 tane film. Evet. 1 Nisan'a kadar. Hı-hı. Nasıl seyredeceksin onları? 40 tane film. Vallahi. 3 dakikada değil. Değildir hiçbiri yani. Yok canım. Yani herhalde keşke olan ama sanmıyorum, evet. Yani. Onları sinemada böyle toplaşıp mı izliyor jüriler, yoksa herkes evinde mi oturup herkes izliyor? Herkes evinde oturuyor ama izliyor ve sonra üstüne konuşuluyor. Konuşulmak üzere buluşuluyor. Ay, zor bir görev ya. Bak ben şu an bile gerildim mesela. Evet ama ben çok severim yani. Ha. Bütün hani her yıl işte bütün festival filmlerine, Oscar adaylarını falan ben de. Düzenli olarak izlemeyi sevdiğim için hoşuma gider benim yani. Oscar'a gitsek ya beraber, şimdi aklıma geldi. Ne kadar eğleniriz hep Oscar'da, beraber. Oscar ödül töreninde. Doğru söylüyorsun. Oscar'a artık birbirini şey satarız. Buna, vallahi mümkün şeyler. Ben Golden Globe'a gittim yahu. Doğru. Yani hem şeyine setme. Çok mantıklı şeyler bunlar. Evet, şimdi markalar, size sesleniyoruz falan diye. Burada sormadığımız bir şey kaldı mı? Hemen bakıyorum hızlıca. Ben bir tane hobini öğrendik. Fotoğraf çektiğini biliyorum. Bir tane de fobini öğrenmek istiyorum. Fobim. En büyük fobin ne? Sizler mi? Bu program dermiş. Fobi daha da Allah cezanız. Ya da fobin var mı? Yok galiba. Yükseklikten korktun söyledim. Yani evet, onu söyledim. Evet. Yükseklik korkum. Peki şeyin ya. Nasıl? Sosyal medya... Düşecekmişim gibi hissediyorum. Sosyal medya kullanımı nasıl? Yani Instagram'da, Twitter'da falan atıyorum, DM takibi, yorum, like bilmem ne, böyle sıkı takibinde misin? Gözünden bir şey kaçmaz mı? Yok canım. O kadar değil misin? O kadar yani mümkün değil o kadar takip etmem. Gerçi olabildiğince doğru. Etmeye çalışıyorum bu arada gerçekten. Okumaya, bakmaya, işte görmeye çalışıyorum ama... Yorum cevaplar mısın mesela? Yok. Öyle. Bir başlarsam sonu yok. Sonu yok bu arada öyle olur.
senin gibi 5 tane yorum gelmediği için tabii diyor. Hani yok ben kendi üzerine tuttum. Canım abi ona zaten dedim de şey ama hakikaten çok zor düşünsen herkese mesaj açtığını 24 o saat. O olmaz. Yok, ya çok spesifik bir şey olması lazım ki. Ha, hani bazen ne bileyim, öyle şeyler oluyor tabii ki. Çok önemli bir övgüdür, bir şeydir. Yani tabii. Bir dönmek ihtiyacı hissedersin. Bazen olur ya öyle. E doğru. Dur şimdi benim hep sorduğum bir soru vardı şimdi o da geldi aklıma. Hadi. Şimdi yavaş yavaş açılıyorum ben şimdi 2,5 saat sonra. Şimdi film seyretmeyi çok seviyorum dedin işte festival filmlerinde jüri üyesi olacaksın falan. Şimdiye kadar seyrettiğin filmler arasında hangisinde başrol oynamak isterdin? Ooo Amele. Güzel de olurdu bu arada. Ben de senin de severim. Gözlerinden dolayı vallahi çok da güzel aynen. Olurdu. Çok güzel. Yani çok severim bence. Çok harika bir filmdir. Peki Türkiye'de partner olarak böyle hani bir dizide veya filmde oynamak istediğin biri var mı böyle oyunculuğunu çok beğendiğin? Bir sürü insanla da oynadın aslında. Evet, oyunu diyecektim. Yani ben hep partnerleri açısından şanslı bir oyuncu oldum. Hep hı-hı. Çok iyi oyuncularla, hepsi çok tatlı insanlardı. Ya halihazırda tiyatroda da iki tane evet iyi ya, erkek harikalar. Oyuncularla oynuyorsun. Levent Can ve Erdem Kaynarca ile ikisi de çok iyi oyuncular ve iyi arkadaşlar. O zaman yabancı soracağım. Yabancı kim olsun isterdin? Başrol oynuyorsun böyle falan. Bir de bütün senaryoda sana vermişler. İstediğini yap diyorlar. At koştur diyorlar sana. Ya şimdi çok var. Yani iyi oyunculuk dersek bir çok kişi. Var. Ya bir Ryan Gosling gibi olurdu. Aa, çok da güzel olurdu. Ben de çok beğenirim. Sen bugün bu arada Eva Mendes'e de benziyorsun birazcık. Çok da güzel olurdu. Aa, evet. Ey Ryan, duy bizi. Ryan. Çok da güzel olurdu. Çok güzel olur. Çok güzel olurdu. Aynen. Ryan Gosling severiz. Dur bak severim. Açılıyorum. Bir açıldın daha mı? Hadi soruyorum. Sor tabii bakalım ne soracakmış şey arkadaşım. Şimdiye kadar nasıl? Sette şimdiye... 50 kere şimdiye kadar diyecektim. Buyurun. Tekrar baştan alıyorum. Ne demek? Şimdiye kadar sette böyle çok şaşırdığın veya böyle büyük aha. Bir rezillik oldu mu şimdiye kadar senin? Ama bunu nasıl anlatacaksın ki? Bunu nasıl oldu mu ki? Ya da oldu mu? Anlatayım mı? Yani. İlk setimde ben de işte böyle bir çömez bir polisi oynuyorum. Bunu başka bir yerde daha önce anlatmadım galiba. Ya ilk evinizde. Böyle şey. Kendinizi açın. Üstümde polis kıyafeti, işte polis arabaları, ambulanslar falan aha. Öyle bir işti. Böyle tam lokasyonları hatırlamıyorum ama büyük de bir caddede işte kapatılmış yol bir şey çekilecek orada. Uzun da bir şey değil. Ben de böyle annemle telefonda konuşuyorum o sırada. Biri geldi bana böyle yaptı. Sen dedi bunu nasıl giyersin dedi. Yürü dedi gidiyoruz dedi. Ya. Ne oluyor ya anne bir dakika kapat falan dedim. Yani sivil polis miymiş? Evet bak. beni yürü dedi arabaya bin gidiyoruz karakola dedi. Ben ne oluyor ya falan dedim. Ekiptekiler şaka yapıyor sanıyorum ve gülüyorum ha. Tamam mı? Ya arkadaşlar saçmalamayın tamam falan. Aa. Çok komik falan yani. Daha ilk defa set görüyorum. Set olduğu belli değil mi peki polis onu? Ya belli tabii ki. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hayır dedi giyemezsin sen bunu dedi bilmem ne dedi. Aa. Çat diye polis kimliğini gösterdi. Ben böyle kaldım orada. Böyle herkes de bakıyor. Herkes şoka girdi. Ama girilir. Ve herkesin önünde beni şey polis arabasına bindirdiler mi? İndirdi. Götürüyor beni. Gerçekten size mi? Size yemin ediyorum. Gittin mi karakola? O sırada kafamı bir çevirdim. Ekip diğer oyuncuların üstünü çıkarıyor. Bir yandan onları da götürmüşsünler diye. İnanmıyorum. Yönetmen bir anda işte oyuncumu götüremezsiniz diye o da atladı arabaya. Ama çok saçma değil mi? Biz karakola gittik. Ne o? İlk şeyimde setimde karakolda kaldım. İlk bölüm müydü bir de? Bayağı ilk, herhalde ilk bölüm neredeyse. Falan hayatımda ilk defa set görmüşüm. Ay çok kötü bir... Ya çok evet, acayip. Çok kötü bir deneymiş bu arada. Ya sonra tabii ama çok... Komik sonrasında da tabii. Sonra tabii ki yani geldi ekipler, izinler falan var. Zaten var da İzinsiz sonra nasıl olsun zaten? Bir takım telefonlar geldi, çözüldü ama ben ya o polis arabasına bindirilişimi bir de küçücüğüm yani. Ay evet ya. Travma resmen. Gerçekten evet, evet. Kötü olmuş. Çok garipti. Ay, kimsenin de herhalde başına böyle şey gelmemiştir. Kostüm yüzünden. Polis diye alınmış. Gerçekten. Bir tane daha sorun var. Hadi sen ne şey Yasemin'in penceresi ya. Gerçekten. Bir kim tane daha sorun şimdi? Var bir tane daha. Kaç kere aşık oldun falan. Hadi saçma sapan şey soracağım. Ne güzel programdı o değil mi? Evet güzeldi. Ben çok severdim. Ben de izlerdim. Güzeldi de bence o dönemde güzeldi. Şimdi yapılsa seyredilmez. Evet. Bak, herkesin her şeyini biliyoruz. Teşte, sosyal medyadan sonra bence böyle i̇şte oldu diyorum, diye diyorum. Evet. Doğru. Sevgili Yasemin Hanım size bir şey söylemiyorum yani. Buradan Yasemin. Neydi onun müziği bir şeydi. Çok iyi konseptti. Bir sorun daha var mı hadi artık? Hayır, vardı hayır. Vardı. Şey vardı bir tane de sen sinirlendiğinde nasıl bir insansın diye bir soru var burada. Böyle kırıp döker misin yoksa içine mi atarsın? Duruma göre değişiyor. Yani çok içime atıp içimde patladığı da oluyor da ama artık bir noktadan sonra... Yani öfken yıkıcı mıdır aslında? Birazcık onu sorayım. Biraz çok söyleyeyim. Lafını söylemem, yani lafımı esirgemem. Bir güzel. Ani patlamalarım olur ama çok da çabuk sakinleşirim. Hmm. Eğer tabii ki sakinleşebileceğim bir konuysa. Ama çok içime attığım ve kendi kendime üzdüğüm de oluyor. Gözlerinin rengi o kadar güzel ortaya çıktı ki. Biz oraya bakmaktan anne. Şey yapamıyorum. Yemin ediyorum. Vallahi billahi ya. Hadi tuhaf bakıyor diyorum. Vallahi, ya, şöyle bakıyorum. Bir şehlalaştı değil mi? Aşkım yalnızmışsın abi diye. Çok teşekkür ederim. Evet. Sana Hande o kadar teşekkürler geldiğin gitmesini için. Gitmesini istiyorum. Evet. Ben teşekkür... Ben...
Arada buluşalım mı? Lütfen. Ne zaman istersen. Artık arada buluşuyoruz. Siz arada buluşalım mı diye soruyor Hande. İşte. Dışarıda da ama konuşacaklarımız var. Buradakiler şey sınırlı çünkü. Ya çok tatlısınız. Daha... Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güzel, mutlu oldum. Ve bize bu müthiş markanın müthiş hediyelerinden... Bunları geri vermem. Bana ne vallahi bunlar benim diye ver. Yani umarım çok severek kullanırsınız. O kadar çok severek kullanacağım ki Hande. Şeyleriniz geri dönüşleriniz benim için önemli. Birazcık da şöyle. Hatta biraz daha şöyle. Sen tazelerken ben de kapatayım o zaman. Efendim de bize kaldı. Daha sonuna geldi. Önümüzdeki hafta yine aynı bir yana sayfada burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. İki kişiye hediye gidiyor. Ben onu ayarlayacağım size. Aynen. Merak etmeyin. Aynen aynen hallederiz. İki kişiye bir şey gidecek. Piano Jewelry sundu.